Evet, B seansına başlıyoruz. Lastikler hamur gibi olduğundan süre kasmayacağız. Biraz böyle ara ara gazlamalı, ara ara geçişli. Keyifli bir B seansı geçirmeyi düşünüyoruz. Önümüzde de Tech Turkey'den Maserati Tufan Bey var. Az önce konuştuk kendisiyle. O da 2.26'nın altına inmeye çalışıyor aracı biraz ağır ama. Biraz yeni sezonda ufak tefek iyileştirmelerle daha da ineri var gibi. Bizim en iyi süremiz 2.33 trafo yuvar lastiklerle. Bugün süre kasmayacağız. Keyifli. Çok lastikleri zaten yemeden bitirmeden. Gerçi hoş. Lastik o kadar dandik ki böyle çoğu virajı yan yan kaya kaya önden arkadan böyle keserek almama rağmen yok yani. Ne dişi gidiyor ne diş kopuyor. Nasıl bir lastikse taştan herhalde. Normalde Continental kontak sporlar olsa şimdi çoktan parçalamıştım yumuşak lastik. Yani o derece dandik şu anki lastikler. Marshall mıydı? Neydi artık markası? Öyle dedik. Hem sezon kapanışı olsun hem arkadaşları görürüz vesaire. Bakalım kazasız belasız güzel bir B seansı geçiririz inşallah. Evet, sesi duydunuz. Biraz lastik ısıtıyoruz. Evet, bayağı pist yoğun bu arada. (Gülüyor)
Görüyorsunuz yanlış çizgi. Bu tarz adamlardan yüzünden çok süre kaybediyoruz. Lastikler bitti gördüğünüz gibi. Arkadan iter araç gibi arka salıyor. Yani hiç limitte gitmeye gelmiyor. Şu an sarıyor yani.
Frenajda görüyorsunuz nasıl kontrol kayboluyor. ABS olmasına rağmen araç kendini sağa sola atıyor. Lastik çok önemli pistlerde. Lastikler cayır cayır alev alev olduğu için biraz soğutuyorum. Çünkü artık tutuş kayboldu. Bildiğin tutmuyorum yani yolu. O yüzden riske gerek yok çünkü seans kalabalık. Böyle arkamızı gözeterek deniyor. Hem lastikleri hem de aracı soğutalım.
daha asla normal yol lastiğiyle piste çıkmayacağım. Çünkü hiçbir çocuk anlamıyoruz. Benzin bitti bu arada. Yani ışık yandı, belki araç kesebilir. Göreceğiz. Hatası. Biraz daha yakın olsak belki arkadan vurabilirdik. Hepimize pahalıya patlayabilirdi. Çok şükür. Arkasında biraz pay olunca insanlar fren yapmaya zaman bulabildi. Biz de o şekilde hemen kendimizi sağa attık. Arkadan soldan Opel biraz hızlı geliyordu ama o da fark etti. Kazasız belasız atladı. O yüzden az da olsa bir riski var. Çok da insanların dibinden gitmemek gerekiyor bazen. Belki orada Porsche çok yakın takip yapan birisi spin attığında tak diye arkadan ya da yandan girebilirdi.
Ben çok taş yedim. Biraz da kron aldım. Gerçi şimdi gazlayacağız, gene önümüz dolu. Çok bir anlamı kalmadı benim için. B seansı. Seansı da bitti.